çok sık duyduğum bir söz vardı. Kitap okudum, hayatım değişti. Modern toplumda artık bu tarz cümleler pek duyamıyoruz. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Fakat ulaşılan bilgi insanı düşünmeye ve araştırmaya sevk etmiyor. Bunun sebebi de bilgiye kitaplardan ulaşmıyor oluşumuz. Sokak Kütüphanesi projesi bize unuttuğumuz bir şeyi hatırlattı. Kitaplarla bizi tekrar karşılaştırdı. Günlük yaşamda alışveriş yaparken, sahilde dolaşırken bize kitaplarla tanışma fırsatı yarattı. Bu sebeple ben bu projeyi çok değerli buluyorum. Bu projeyi yapan Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine de teşekkür ediyorum, takdir ediyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim ilk emri oku olmuştur. Okuma böyle bir tılsımlı kelime ki değişmek isteyenler veya başkalarını değiştirmek isteyenler okuma alışkanlığı kazanmalı ve kazandırmak zorundadırlar. Bu proje ile Zonguldak halkını okumaya teşvik eden Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Okumak, sözün rengini görmemizi, yeşilin sesini duymamızı, zamanı yakalamamızı, çağa ayak uydurmamızı sağlar. Bu güzel projeyi halkımıza kazandıran Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde okuyan bireyler içlerinde bulundukları toplumlara öncülük etmişlerdir. Okumak, sosyal ve kültürel bakımdan insanı besleyen ve onaran bir eylem olmakla beraber insanın kendisini bulmasında baş faktörüdür. Ben de kendimle baş başa kalmak istediğim zamanlarda sokak kütüphanesine geliyorum. Bu kütüphaneyi bizlere kazandıran Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemizde kütüphanelerden daha çok sokak kütüphanelerine verilen değerin az olduğunu düşünüyorum. Bunun farkındalığını gösteren Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arkadaşlarına ilk önce teşekkür etmek istiyorum. Sözlerime Ali Şeriati'nin bir sözüyle noktalamak istiyorum sözlerime. Okuyun diyor, okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. Teşekkür ederim. Kendine ait kitaplığı vardır. Ama burada sadece kendileri, yakınları ve tanıdıkları yararlanabilmektedir. Oysa ki kütüphanelerden çok geniş kitlelere yararlanma imkanı sunulmaktadır. İşte bu şirin kütüphaneyi de yararlanma imkanı veren bizlere Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Dünyada ve ülkede, ülkemizde yaygın olmayan, ancak benim gibi kitap okumayı seven birisi için Zonguldak'ta bu projenin gerçekleşmesinden çok memnunum. Ben de boş zamanlarımda buraya gelip ürün kitap alıp dükkanda boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Bu projenin Zonguldak'ta kitap okuma alışkanlığını geliştireceğinden inanıyorum.
ayrıca bu projeyi Zonguldak'a kazandıran Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki değerli öğrenci arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Bu projenin daha da ileri gitmesini temenni ediyorum. Çünkü önümüz yaz, havalar ısınacak. Burada insanlar cıvıl cıvıl olduğu zaman boş boş gezmelerinden daha ziyade parklarda otursunlar, bir şeyler okusunlar, bir şeyler bilgi öğrensinler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı gibi, öğretildiği gibi ilk kelime ikradır. İkranın anlamı da okudur. Teşekkür ederim. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi okumaya ve eğitime verdiği değerlerle doğru orantılıdır. Okuyan toplumlar gelişmekte, yeni buluşlara yelken açmakta, okumayı seven insanlar can sıkıcı zamanlarını güzel vakitlere dönüştürmektedir. Ben de boş vakitlerimi bu sokak kütüphanesine geçirmekten oldukça keyif almaktayım. Bana ve Zonguldak halkına böyle bir güzel imkan sundukları için Bülent Ecevit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören arkadaşlarıma teşekkür etmeyi borç bilirim.